Merhaba sevgili seyirciler. Saat 16 Haber Kritik Saati. Fatih Ertürk ve Semra Topçu ile birlikte karşınızdayız. Günü değerlendireceğiz. Haberlerin perde arkasını aktarmaya, paylaşmaya çalışacağız sizinle. Ama bir bilgi aktaralım. Zaman zaman saat 16'da Haber Kritik'te karşınızda olamıyoruz. Seçim sürecinde liderlerin seçim konuşmalarını ekrana taşıdığımız için keza dün öyle bir gün yaşadık. Bugün saat 14'teydi Antalya'da İYİ Parti lideri Meral Akşener'le CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ortak mitingi. Onu ekrana getirdik. Dolayısıyla vaktinde girebildik yayına. Şimdi bugünün gündemi hareketli. O çok ne diyeyim artık sıkça kullanılan skandal açıklamalar gündemde. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık Cumhurbaşkanı Erdoğan dememek lazım galiba bu seçim sürecinde. AKP Genel Başkanı diyelim değil mi? Gerçi eleştirdiğimiz zaman Cumhurbaşkanı olarak kabul ediyor kendisini. Ama seçim mesajı veriyor sürekli. Seçim propagandası yaptığına göre AKP'nin genel başkanı. YSK'ya sormak lazım tabii. Nasıl böyle bir karar aldı? Cumhurbaşkanı olarak seçim çalışması yürütmesine izin verildi. O da ayrı konu da. Şimdi Yeni Zelanda'daki bu terörist saldırı ile ilgili, iki camiye yapılan saldırı ile ilgili açıklamaları vardı. Bir süredir miting meydanlarında bunu değerlendiriyor. Konuşmasının ana başlıklarından biri bu. Hatta camide katledilenlerin görüntülerini bile paylaştı. Yeni Zelanda'daki bakan tepki verdi. Bizim Türkiye'de olan, yurt dışında olan Yeni Zelanda vatandaşlarını tehlike altına alıyor bu diye. Bizim Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya Dışişleri Bakanı gitti biliyorsun Yeni Zelanda'ya. Orada kendisine söylemişler. Neyse sonucunda dedi ki onların 15 yıla kadar en fazla ceza verebiliyorlarmış diye Yeni Zelanda'nın ceza yasalarını da değerlendirdi. Sonra Türkiye'nin peşini bırakmayacağını söyledi. Bunun ayrıntılarına gireceğiz. Fatih'te bilgiler var. İdam cezasını Türkiye'ye lafı getirerek tekrar idam cezasını gündeme getirdi. Dedi ki parlamento bunu görüşsün, kabul etsin, önüme gelsin ben hemen imzalarım dedi. Bu mesajı alan Akit TV gitti Ankara'da müze haline getirilmiş olan Ulucanlar cezaevinin önünde kurulmuş bir dar ağacı var. Üstünde de idam cezasının Türkiye'de kaldırıldığına dair bir ibare var. Onun önünde kimileri için idam cezası istedi yeni Akit'in muhabiri. Onu da bir izleteceğiz size. Onun üzerine de söyleyeceklerimiz var. Yani bu seçim sürecinin hangi noktaya geldiğini ve artık insanların delirmekte olduğunu ifade eden bir haber de bu, anonslu haber. Ona da bakacağız. Mansur Yavaş'a Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Millet İttifakı'nın soruşturma açıldı. O konuya da bir değinelim. Yine seçim çalışmalarında AKP'nin hali pür melaliğini ortaya koyan örneklerden biriydi çünkü bu soruşturma. Faruk Bildirici, Hürriyet'in son ombudsmanı görevden alındı. Daha sonra dün akşam biz de görevden alınma öyküsünden de ipuçları vererek medyanın durumunu bu süreçte ortaya koydu. Onunla ilgili de değerlendirmeler yapalım ve oradan yola çıkarak gazetecilerin güveni konusunu bir masaya yatıralım istiyoruz. İşte bu ve benzer başlıklarımız var. Önce bir Erdoğan Yeni Zelanda diyelim. Bugünkü mitingde yaptığı konuşmadan yola çıkarak Fatih. Yani Rahmi, o kadar enteresan, gergin, anlamsız bir seçim süreci devam ediyor ki artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği ya da AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın söylediği şeyler Türkiye'nin başını hem dış politikada belaya sokacağı gibi hem iç politikada gereksiz gerginliklere yol açıyor. Şimdi şu lafa bak. Bunun hesabını bu Yeni Zelanda'daki o menfur, o alçakça saldırı ile ilgili gerçekten insanın vicdanı rahatsız olabilir. İnsanın iç dünyası bir türlü huzura ermeye olabilir. Hakikaten o insanların, suçsuz, günahsız insanların sadece inançlarından ya da ibadet etmelerinden dolayı bir faşist tarafından, bir alçak tarafından katledilmesinin yani söyleyecek hiçbir laf yok, bir mazurat yok. Ama bir ülkenin devlet başkanı biraz sorumlu olmalı ya. Şu laf söylenir mi? Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa öyle ya da böyle biz bunun hesabını sormasını biliriz. Nasıl hesabını soracaksın? Ne demeye çalışıyorsun? Yani ne istiyorsun? Neyi anlatmaya çalışıyorsun? Yani
Yeni Zelanda'daki olan bir olaydan dolayı dünyayı bir yeniden Haçlı seferleri ya da Müslüman çatışmasına ya da İslam dünyasıyla Haçlı ittifakı arasında, onun deyimiyle söylüyorum Haçlı ittifakını, yani yeni bir kutuplaşmaya mı sürükleyeceksin? Yani bu nasıl sözler bunlar ya? Neyin hesabını soracaksın? Yeni Zelanda'da menfur bir olay, alçakça bir olay, kalleşçe bir olay, insanlık dışı bir olay. Tamam da Yeni Zelanda'da, Türkiye'de değil. Ayrıca Yeni Zelanda'da Allah'a şükür olsun ki, yani tabii ki her insan benim için önemli, kıymetli ama yani Türk vatandaşlarından biri de ölmedi. Ya da Türk olanlardan biri de ölmedi. 3 yaralı var. Hı. Ama yani böyle bir söylem... Nutkun tutuluyor değil mi senin de yani konuşurken? Yani insan hayır, bazen, rahatsız oluyor. Hata, bazen sözcük seçmekte zorlanır ya insan. Hata yapmamaya... Tam noktaya da sözün bittiği yer derler hata ya. Hata yapmamaya aynen, çalışıyorum aynen. Semra. Yani hata yapmamaya çalışıyorum. Ya böyle bir cumhurbaşkanı olur mu? Bak, Mansur Yavaş'a diyor ki hesaplaşacağız seninle seçim sonrası. Meral Akşener'e diyor ki az kaldı, dokunulmazlık yok. Dokunulmazlığın yok, görüşürüz diyor. Sezai Temelli'yi hakkında soruşturma başlatıldı. Ya yani bu nasıl bir abluka bu? Bu bir abluka. Bu bir büyük abluka. Demokrasi dışı büyük bir abluka. Sezai Temelli yanlış yapmış olabilir. Hiçbir alanda, hiçbir biçimde Sezai Temelli ile hiçbir görüşüm benim ortak değil. Ama ya olur mu bu seçim öncesi böyle bir ortam? Şimdi bir yandan da şu da yok mu Fatih, senin söylediklerini ek olarak benim de dikkatimi dün çekti. Bugün manşetlerde vardı. Çanakkale zaferinin 104. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan oradan yine mesaj veriyor. Diyor ki gelirseniz dedelerinizin döndüğü gibi dönersiniz diyor. Şimdi orada Çanakkale Yeni Zelanda mesajı var orada. Şimdi şöyle bir şey, Yeni Zelanda ve Anzaklar, Avustralyalılar. Şimdi biz şu cümleyi biliriz değil mi? Yani şunu hatırlayacaksınız, okumak istiyorum. Evlatlarımız çünkü bizim bağrımızda. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın bağrında bulunuyorsunuz. Atatürk'ün nezaketine bakar mısınız? Anzaklar için söylediği. Ve ben dün 104. yıl dönümü diye duygulanırken, bunları hatırlarken seçim meydanlarında seçim mesajı verir gibi gelirseniz dedeleriniz gibi görürsünüz denmesini yediremiyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak bunu bize, Türkiye halkına, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına yediremediğimi ifade etmek istiyorum. Yakışmadı. Yani ne diyor bak, mesajınızı aldık. Çanakkale'deki konuşması, niyetinizin, kininizin canlı olduğunu anladık. Gelirsen dedenizin döndüğü gibi dönersiniz. İstanbul Konstantinopolis olmayacak. Ya kim diyor ki İstanbul Konstantinopolis olacak? Ya o teröristin manifestosunda olabilir, var ya. Yani bir çılgın çıkıp bunu söyledi diye. Şimdi öyle bir sürece geldi ki Türkiye Rami. Türkiye'nin açık ya da kanayan yaralarını devletin başkanı artık ortaya koymaya başladı. Yani kendi ülkesine hedef gösteren bir devlet başkanı olur mu ya? Ya sen kendi ülkeni tartışmaya açıyorsun. Kendi coğrafyanı tartışmaya açıyorsun. Gerilimi açıyorsun aynı zamanda. Tabii. Yani tıpkı dünyada İslamofobi tartışmalarının yaşanması gibi Türkiye'nin kendi içerisindeki ötekileştirmeyi, dünyadaki ötekileştirme politikasını açıyor. Daha da büyük açıyor yani bu politikayı. Ya, dünyaya açıyor Türkiye'de yaptığı politikayı. Tabii bu bitmedi. Diyor ki dün yine televizyon yayında Afrin'den, Cerablus'tan yarma olmasaydı güneyimiz tamamen işgal edilecekti. Yani biz girmeseydik diyor. Ya nasıl söyler bunu bir devlet başkanı nasıl? Ya? Ne demek ya? Ne demek Türkiye'nin güneyi işgal edecek? Ya sen devlet başkanısın ya. Bir devlet başkanı elindeki bütün Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde bu ülkenin ordusu dünyanın en büyük 4. ordusu. Sen nasıl kendi ülkene böyle bir şey yakıştır? Böyle bir şey varsayalım ki olma ihtimali vardı. En çok bunu örtecek, bunu gizleyecek ve gerekli önlemleri alması gereken ilk insan sensin, başkomutansın ya Rami. Nasıl bir cumhurbaşkanı nasıl böyle konuşur ya? Bak Yeni Zelanda ile ilgili sözlerinden sonra Türkiye'ye yabancı turistlerin gelmesi konusunda bugün kıpırtılar başladı. Ya bu bir değil, iki değil. Bak Süleyman Soylu yaptı aynı şeyi. Hatırlar mısın burada evet, tartıştık? Şimdi bu da onu söyledi. Gelin diyor. Hesabımız var diyor. Kinimiz ya olur mu? Bu 21. yüzyılın ortasında böyle bir ülkede tabii ki öfkeliyiz. Tabii ki insanlar üzgün, kırgın,
İnsanlar yaralı ama bu değil ya Rami. Peki, Cumhurbaşkanı efelik yapıyor. Yani çıkmış ortaya, ona bağırıyor, buna posta koyuyor. Allah'ını seversen, Yeni Zelanda saldırısı ile ilgili kaç tane İslam ülkesi tepki gösterdi? Lütfen bunu bana söyler misin? Ben 3 günden beri bunu araştırıyorum. Sana vereceğim cevabı. Kaç tane biliyor musun? Biri Gazze, biri Ürdün. Başka yok. Gazze'de de insanlar bir namaz sonrası tepki gösterdi. Ürdün'de de gıyabi cenaze namazı kılındı. Arkadaş, Suudi Arabistan'ın vatandaşı ölmedi mi? Pakistan'ın vatandaşı ölmedi mi? Afganistan'ın vatandaşı ölmedi mi? Irak'ın vatandaşı ölmedi. Nerede bunlar? Niye Türkiye bu konuda, yani kendi yurttaşını kaybetmemesine rağmen neden böyle bir cengaverlik yapıp bütün tepkiyi, bütün şeyi niye üzerine topluyor? Ya eğer bunu iç politikaya alet ediliyorsa çok çok yazık ediliyor. Böyle bir konu. Yani işte, yani yerel seçimlerde bu konunun bu kadar bir siyasi parti lideri tarafından, Erdoğan tarafından öne çıkartılması bir sürü Türkiye'deki sorunun üstünün örtülmesi çabasından da başka bir şey değildir. Bir. İkincisi, bana göre. İkincisi, milletin değil ümmetin derdinde olduğunun da ifadesidir. Kendini öyle görüyor demek ki. Bu işte, bu da Cumhur İttifakı'nı çatlatır herhalde. Milletin derdinde bilmiyorum, olduğunu söyleyenlerle. Bilmiyorum, onu da Devlet Bahçeli'ye sormak lazım. Evet. Burada bir şey daha ben vurgulamak istiyorum. Yeni Zelanda'da da rahatsızlık yarattığı anlaşılıyor. Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcısına bu rahatsızlığı dile getirmişler seçim meydanlarında. Dışişleri Bakanı Yeni Zelanda'nın söylediğini. Evet. Kaldı ki kendi cenahlarında da AKP'li bir milletvekili diyor ki, AKP'li Mustafa Yeneroğlu, görüntüleri izledikten sonra arkadaşlara görüşlerimi ilettim. Bu görüntüleri yayınlıyorlar ya bir yandan da. Çocukların izlemesini doğru bulmuyorum. Kim telkinde bulundu bilmiyorum ama doğru değil bu, böyle bir kanaatteyim. Benim gibi düşündüğünü ekseriyetinde biliyorum. Yani AKP tabanında Erdoğan'ın oy konsolide etmek, kararsızları sandığa çekip de oy almak için yaptığı eylemin rahatsızlık yarattığını da buradan anlıyoruz. Mitingde o görüntü olur mu Rami? Yani, şiddeti ya biz gündeme getiriyor bir nevi. Yani korktuk biz ya. Ya biz ajanslardan gelen görüntüyü... Televizyonda kullanmadığımız görüntüler oldu. Kullandığımız görüntüleri de buzlayarak kullandık. Yani... Rütbeye göre de yasak, anladın mı? Zaten rütbeye göre yasak, insanlığa meydan göre de mitinginde ters. Nasıl kullanıyor? Yani ya bu, yani ben yaparsam olur, başkası yaparsa dursun. Yani ben, hatırlarsan cumartesi günkü programda ilk ben tepki verdim Rami. Hatta o görüntüyü defalarca ekrana getirdim. Dedim ki olmaz. Yani bu görüntüleri vermek yeni bir infialin, yeni bir öç almanın, yeni bir kalkışmanın bir belirtisi olur, bir teşvik aracı olur. Bu verilmez. Sorumlu bir devlet başkanı, bırak bir parti liderini vazgeçtim. Sorumlu bir devlet başkanı bunu bir toplantısında o insanların öyle yok yere, haince, alçakça öyle öldürülmesini veremez abi ya. Yani bunun bir karşılığı olur sonra Rahmi. Toplumda bak oldu işte, Hollanda'da yaşandı. En basiti. Ne oldu belli değil diyorlar. Ha, o namus cinayeti, aile içi bilmem ne falan diye. Evet, şimdi ama Rami Bey şu anlamda Fatih'i... Hemen öyle algıladık. Acaba bunun karşılığı, buna bir cevap öyle algılamak diye istedik Rami. Hollanda olmayabilir ama bugün mesela Akit TV'cinin gidip de Ulucanlar cezaevinde çıkıp da orada ettiği laflar... Yani yukarıda sen şiddeti bu şekilde gündeme getirirsen aşağıda da bunlar olura geliyor. Peki, yani. Peki hadi ona gelelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Türkiye'ye de sözü getirip işte Fethullah Gülen terör örgütünün yargılanıp ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar, ki idam karşılığıdır bu. İdam kaldırıldıktan sonra onun karşılığı olan ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Onlara değindi ve dedi ki bunların dedi bakmaktan dedi, beslemekten dedi, ben dedi utanıyorum dedi. Bu değerlendirmeyi, bu sözü biz 80 sonrası asmayalım da besleyelim mi diye Kenan Evren'den de duymuştuk. Yargı darbeci kararını vermiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi idamı kaldırmış, bir hata yaptık dedi o konuda da Erdoğan. Sonucunda idam cezası yok Türkiye'de, ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılandılar ve ceza aldılar, cezalarını çekiyorlar. Bir şey söyleyeyim Rami, izin verir misin? Bir şey söyleyeyim bak, 16 Nisan'dan önce, 13 Nisan'da idamı geri getirecek
Millet sizseniz, karar sizin, ben hazırım dedi. Doğru mu? Burada da dedi. 21 Haziran'da yine çıktı meydanlara, dedi ki yine halka, idamı siz getireceksiniz, karar sizin, son sözü söyleyeceksiniz dedi. Her seçim öncesi bu millete böyle bir su serper gibi idam cezasını önüne atıyor, seçim sonrası bu unutuluyor. Seçim sonrası neye dönüyor biliyor musun? Siyasi partiler getirirse biz varız. Zaten bugün parlamento kabul ederse, önüme gelirse ben imzalarım dedi. O mesajı da verdi parlamentoya. Niye AKP'ler bir idam cezasıyla ilgili bir önerge vermedi Rami? İşte yani... bu seçim versin süreci, bir önerge. Bu seçim ama mesajı başka türlü algılayanlar var. İşte Semra'nın dediği gibi Yeni Akit diye bir televizyon var. Gazetenin, Yeni Akit gazetesinin televizyonu sevgili seyirciler. Onun bir yeteneksiz muhabiri var. O hemen buradan aldığı mesajla Ankara'da Ulucanlar Camii var. Zamanında pek çok kişinin hapis yattığı bir yerdi. İdam cezalarının pek çoğu da Ulucanlar Camii'nde icra edilmişti. Cezaevinde. İşte orada idam sehpası var. Üstünde de işte Türkiye'de idam cezası kalkmıştır diye meclisin aldığı kararın tarihi sayısı filan da var. Öyle bir plaket var. Onun önünde anons yaparak Abdullah Öcalan ve Fethullah Gülen'le ilgili idam istedi. Kamuoyu idam istiyor dedi. Bir kişiyi daha ekledi. İşte o delirme noktası da sanıyorum o noktalardan bir tanesi. O videoyu izleyelim. Sonra bu seçimin o tarafta ne kadar hayati görüldüğünün, hayati olarak değerlendirildiğinin somut göstergesi olarak bir izleyelim bakalım. An itibariyle bir dar ağacının önündeyiz. Ulucanlar Müzesi, müze haline dönüştürdü cezaevi. Burada aslında Türkiye'de idam cezası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 14.07.2004 tarihi 5218 sayılı kanunu ile tamamen kaldırılmış ifadesi de bu dar ağacının tam üzerinde bilgi notu olarak eklenmiş. Peki burada kimler idam edildi? Hangi isimler idam edildi? Birazdan detaylarını paylaşacağım. Fakat aslında bugün bile Türk kamuoyu bazı isimlerin idam edilmesini istiyor. Bazı isimlerin idamını bekliyor. Örneğin kimler bunlar diye soracak olursak, Abdullah Öcalan, PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın da Türk kamuoyu işte bu dar ağacından idam edilmesini istiyor, idam edilmesini bekliyor. İmralı cezaevinde beslenmesine karşı. Peki başka kimlerin bu dar ağacında idamını bekliyor Türk kamuoyu? Onlardan birisi de Fethullah Gülen. FETÖ lideri Fethullah Gülen'in de Amerika'dan, Pensilvanya'dan buraya getirilerek işte bu dar ağacında idam edilmesini bekliyor Türk kamuoyu. Peki, vatan hainlerinin İdam edilmesini istiyor. Yine PKK terör örgütüne, yine FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan, kol kanat gelen, bağrında besleyen, örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu dar ağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum. Bu bizim fikrimiz tabii ki. Takdir yine kamuoyunun. Sonuçta PKK terör örgütüne, Fethullahçı terör örgütüne kol kanat gelen, bu topraklara ihanet eden her bir vatandaşın işte bu dar ağacında idam edilmesi gereken isimler bugün bile. Ama maalesef 2004 tarihinde idam kararıyla idam Türkiye'de kaldırıldı. Ya bu nasıl dehşete açıklanabilir bilmiyorum yani. Bu herhalde toplumsal cinnettir yani. Bu nasıl açıklanabilir yani? İnsan neresinden tutacağını şaşırıyor. Bir kere sizin yaptığınız o 12 Eylül vurgusu var ya, o kadar yerine denk düşüyor ki şu anda. O kadar yerine denk düşüyor ki demokrasi treninden inmişler. Bir kere bunu anlıyoruz. Demek ki o geçici bir amaç araç diye tartışılıyordu ya, oymuş. Askeri vesayet vesayet diye şikayetlendikleri şeyde şimdi idama kadar varmışlar. Onu talep ediyorlar. Bir bu. Beni rahatsız eden asıl şu. Haçsız, izansız, kendisine bir televizyoncu gazeteci diyen, tüküren, konuşmuyor, tükürüyor, kusuyor. Yani böyle bir şey, bir insan önce bir, değil mi? Hepimizin görevi, kamu yayıncılığı yapıyoruz sonuçta, kamu hizmeti yapıyoruz. Hepimizin görevi demokrasidir, demokrasiye sahip çıkmaktır. Terörü lanetlemek başka bir şey. Terörle demokrasi arasında o ince çizgiyi koruyup kollayıp yaymak da hepimizin görevidir. Yani Semra, bu çok saçma bir muhalefet liderine böyle bir laf edilebilir mi? Gazeteci kılıklı, saygısız, hadsiz adam karar vermiş.
diyor ki PKK ile FETÖ ile destek veren, bağrında besleyen, iç içe yaşayan, bilmem yargına ne yapan idam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada asılmasını istiyor. Bu ne demek ya? Yargına bu, da idam ediyor. Bu bir suçtur. Bu bir suçtur. Aleni işlenmiş bir suçtur. Eğer bu ülkede yargı varsa, hakim varsa, savcı varsa, hiç böyle bir şey hala bu mesleklerin yaptıklarına inanıyorlarsa bu suçun cezası olur. Çünkü söylediği isim Türkiye'nin şu an eski ana muhalif yeni ikinci büyük partisinin genel başkanı. Bu ülkede Pir Sultan Abdal'ı da astılar rahmi. Ama kimse Hızır Paşa'yı hatırlamaz, Pir Sultan Abdal'ı hatırlar. Yani bu ülkede uğru ve verdiği kavga uğruna bedel ödeyen çok insan var. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu için bunları söyleyecekse Kemal Kılıçdaroğlu bedel ödemeye hazırdır ama bu değil iş. Yani hayır, Fatih, bu değil iş. Bu televizyonda yayınlandı. Yani bu çok ayıp bir şey. Ali Kıran başkesen olmuşlar ya. Biz gazeteciler, yargıç değiliz, polis değiliz. Biz gazeteciyiz ya. Bu ne biçim şey peki, yani? Peki idam cezası çıksa ne yapacaklarını anladın mı? Bak bu işaret. Çıkarlar idam cezasını. Ellerindeki bu hakimlerle, bu savcılarla. Ne yapacaklarını anladın mı? Nereye kadar gidebileceklerini anladın mı Rahmi? Bak önemli olan Türkiye'nin kendisine sorması gereken soru bu. Eğer bunlar böyle bir yetkiyi daha ellerine alırlarsa 3685 kişi Cumhurbaşkanı hakaretten dolayı içeride. Eğer bununla dava açıldı. Bunların önemli bir kısmı da içeride. Hapiste daha yeni bir tanesi Denizli Buldan'da Cumhurbaşkanı hakaretten içeri aldılar. Bir de buna idam cezası geldiğini kabul et. Bir de bu yargıçları düşün, bizim savcıları düşün. Şu anki mevcutları. Ya yargının o zaman, halini düşün diyorsun ya yani. O zaman bu ülkede yani nefes almanın bile suç olduğu bir döneme gireriz Rahmi. İdam cezası bir demokrasinin kılıcı gibi sallanır insanların başının üzerinde. Adam ucunu veriyor. Ne alakası var ya? Sen kimsin? Sen kimsin ki Kemal Kılıçdaroğlu gibi bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş bir isim için böyle bir yargıda bulunursun ya? Ya kim olursa olsun kardeşim. Yani yargıç böyle değilsin, bir şey olur mahkeme mu ya? Değilsin, bu nedir yani? Yani ne tarafından tutsan elinde kalıyor. Bu delirmek yani, başka bir şey şimdi değil. Bunu bu delirme halinin nedeni ne olabilir Ram Bey? Şimdi bugün ne oldu bir bakalım. Bunun haricinde bugün ne oldu? Mansur Yavaş'a bir soruşturma açıldı değil mi? Kılıçdaroğlu'na bu lafın edilmesinin yanı sıra. İşte Sezai Temelli var, Demirtaş var. Dün neydi? Dün söylenmemiş laflar üzerinden bir ittifak üretmeye çalıştılar. Hürriyet meselesini söylüyorum. Yani o kadar büyük bir panik var ki benim gördüğüm bu. Çok büyük panik var. Çok büyük rahatsızlık var. En azından var. İktidar yerelde ellerinden kaçıyor belli. Kaybetmişler. Yani. Terörize ediyorlar ortamı. Resmen ortamı terörize ediyorlar. Karışıklık yaratıyorlar insanların zihinlerinde. Ben onu öyle görüyorum. Yani insanların zihinlerinde Fatih senin dediğin o korku iklimini yaratıyorlar bence. Ve ondan dolayı oy devşirmeye çalışıyorlar. Bakın bize oy vermezseniz yapmaya çalışıyorlar. Bence tamamıyla psikolojik etki yaratmaya çalışıyorlar. Boş, faydasız. Bu örtülü faşizmden açık faşizme geçiştirir abi. Bunu hiç tartışmaya gerek yok. Eğer bir ülkede o ülkeyi yöneten insanlar önlerine geleni hapse atmakla, asmakla, yok etmekle, tüketmekle, özgürlüğünü elinden almakla, yaşamın elinden almakla tehdit etmeye başlıyorlarsa örtülü faşizm bitmiştir, açık faşizme geçilmiştir. Bundan sonra kimse bize oturup demokrasi masalları anlatmasın. Medya dediğim bu adam, Akit gazetesi her şeyde, yurt dışı gezide, Cumhurbaşkanı'nın uçağında yer alan bir numaralı isimler Akitçilerdir. Sen ben biz bugün akla gördük mü Cumhurbaşkanı uçağını? Görmedik. Allah kısmet de etmesin. Önemli değil. Ama yani bunların cesaretinin nerede kaynaklandığını söylemeye çalışıyorum. Bunlar kendi yanlarından söylemiyorlar bunları Rahmi. Bunlara güç veren, kudret veren, bunları bu derece şımartan, asarsın, kesersin, yaparsın diyen arkadaki güce bak sen ya. Arkadaki güç önemli. Eğer Cumhurbaşkanı derse ki Mansur Yavaş sen kimsin? İşte seçimden sonra atacağım seni içeri. Meral Akşener sen kimsin? Zaten dokunulmazlığın da yok. Atacağım seni içeri. Ya da Yeni Zelanda'ya sen kimsin? O adam asmazsan biz asarız demeye gelecek sözler söylersen. Olacağı bu Rahmi. Çıkar bunu da imam cemaat misali. Çıkar bu da bunu söyler. Nasıl söylüyor dersin ya? Düşünebiliyor musun? Bu ülkede ana muhalefet liderinin yani asılabileceğine ilişkin bir insan bir şey söylüyor ya. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey bu.
yani hiç azımsanacak, önemsiz değiştirilecek bir şey değil. Aksine çok önemsenmesi gereken bir şey bu. Yani oradaki aklı kıt bir muhabirin işi falan da değil. Değil tabii ki, onu söylüyorum. Buna isimler de verilmiş. Bu gideceksin, o dar ağacının altında Kılıçdaroğlu'nun da adını da vereceksin. Abdullah Öcalan'ın da adını vereceksin. Fethullah Gülen'in de. Ya kardeşim, Fethullah Gülen'le Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan idam cezası mecliste değil mi kardeşim hala? Değil mi? Yıllarca kalmadı mı? Şimdi Millet İttifakı'nın ortağı Devlet Bahçeli niye meclisin gündemine getirip de mecliste oylamasını yapmadı? İdam cezaları mecliste onaylanmak mecburiyetindeydi. Değil mi? Evet, MHP Abdullah Öcalan'ın idam cezasını onaylamadı. Elinizde Fethullah Gülen Pensilvanya'da ama Abdullah Öcalan elinizde İmralı'da. AKP-MHP grupları gelsin bir araya versin bir teklif. Parlamentoda destekleyenler olur. İdamı kabul etsinler. Abdullah Öcalan'ı da alsınlar, İmralı'da alsınlar abiciğim o zaman. Öyle mi? Üfürmesinler o zaman. Ama arkasından yani Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar giden bir isim sıralama ne demektir ya? Bu Kemal Kılıçdaroğlu değil, bir başka muhalefet lideri ya da bir başka siyasi de olsa aynı şekilde tepki vermek lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu kim tohumları bu noktaya kadar mı geldi bu toplumda? İklim oluşuyor. Yazıktır, iklim, günahtır. Rahmi, çok tehlikeli, kirli ve zehirli bir iklim oluşuyor. Bak, bu kendi yanından söylemiyor, tekrar söylüyorum. Bu zehirli iklim bir gün gelir, bu ülkede bugüne kadar sessiz kalan herkesi yer bitirir. Bu sadece bizlere, yani doğruları söyleyenlere karşı değil. Bu ülkede ne olduğunu bilemezsin. Çocuğunu alırlar, Bağız rejimi gibi, akşam sabah bulamazsın. Yani herkes aklını başına toplasın. Eğer bu düzeye geldiyse bir insan bir ülkenin kaderiyle bu kadar çok rahat oynayamaz, oynamamalı. Ülkede yaşayan insanların, ülkenin dış politikasının, ya ne demek ya, biz hesabını biz sorarız ya. Nasıl sen bir ülkeyi tehdit edersin ya? Ya ben bu haber, Yeni Akit muhabirinin yaptığı bu haberle ilgili çok kaygılandım. Bir de sonucunda CHP'yi seversiniz, sevmezsiniz. Kılıçdaroğlu'nu seversiniz, sevmezsiniz kardeşim. Oy verecek olursunuz, olmazsınız. Bütün bunların ötesinde yan yana getirdiği ve asılmasını istediği kişiler arasında ya Abdullah Öcalan'la, bebek katiliyle, 15 Temmuz'da insanın üzerine bomba yağdıranların çetenin lideri Fethullah Gülen'le sen nasıl Kılıçdaroğlu'nu yan yana getirsin ya? Böyle bir şey olur mu ya? Yıllarca yan yana oturduğunuz yan Fethullah Gülen ve de üstelik. Böyle bir şey olur mu? Aklın kaybolduğu yer bu rağmen yani. Bence bu programda bunu değerlendirirken suç duyurusu olarak da kabul edilsin. Hemen işlem yapılmasını talep edelim. Tabii tabii. Çünkü hakikaten izanın olmadığı bir nokta bu. Korkutucu, ürkütücü sonuçlar yaratabilir. O söylediğiniz iklim gerçekten herkes sarar. Bakın şimdi burada bir terbiyesiz de küfür etmiş mesela. Yani herkes durumdan vazife çıkarır. Laf söyleyemeyeceği için kafası çalışmadığından küfür edebiliyor ancak yani. Yanlış mı söylüyor? Fikrini beyan edebilecek bir fikri olmadığı için ancak küfür edebiliyor. Öbürü de şiddet çağrısı yapıyor. Öbürü de bilmem ne yapıyor. Yani bu akıl ve mantığın yok olduğu bir yer. Akıl ve mantığın olmadığı yerlerde işte görüyoruz değil mi? Suriye'nin haline bakıyoruz. Ondan sonra Irak'ta ne yaşandığına bakıyoruz vesaire. Biz de ülkemiz böyle olmasın diye uğraşıyoruz. Ya bu idam cezası niye Türkiye'de kaldırıldı? Karşılığı ağırlaştırılmış müebbet cezası getirildi. Hukuken bir yanlışlık yapılırsa geri dönüşü olsun diye. Değil mi? Medeni tabii. Bir ölçü. Dön bak bakayım Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişine. Ya hatalı idamlarla dolu. Nasıl geri getireceksin onları? Astın gitti. Değil mi? Başka deliller çıkar, değerlendirmesi farklı olur, taraflı bir yargılama yapılmıştır. Sonra adam cezaevindedir. Eğer bir düzeltilmesi gereken hukuki bir durum varsa sonra tekrar yargılanır, düzeltilir filan. Yani telafisi mümkün olan şeyler. Çünkü asmamışsın yani. Astığın zaman ne olacak? Geri dönüşü yok. Bu hatayı ortadan kaldırmak için ve insani bir şey olmadığı için cezalandırmada bile bana göre idam mı, ağırlaştırılmış müebbet mi, ağır bir cezadır dersen ağırlaştırılmış müebbet derim. Çünkü ağırlaştırılmış müebbet diğer müebbeti de benzemiyor. Tek başına hücre hapsi. Yani ölene kadar bir kişiyi bir hücrede tutuyorsun. Yaşarken ölmek gibi bir şey tabii ki yani. Neyse. Yani bu ölçü endişe kaçtı. Verici bir şey. Çok kaçtı ölçü. Çok kaçtı.
Yani bu arada bir süredir akan yazıda görüyor sevgili seyircilerimiz. Bu da ilginç bir şey. Altında ne var bilmiyoruz ama çok ilginç. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev istifa etti. Enteresan. Çok ilginç. Yani benim yani, bir, yaşam boyu başkanlık yok. İçin gelen insanların istifa evet. etmeleri ve kolay değil. Ve anayasa değiştirilmişti. Ölene kadar Cumhurbaşkanı olacaktı. İstifa etti. Yani bu tabii istifa... Yani Türkiye'de çok fazla bilinmeyen, hatırlamayan onurlu bir makam ama onurlu bir ya hareket. Kazakistan da demokrasinin kalesi falan da değil ha. Yani işte onu söyleyeceğim yani. Yani Nazarbayev gibi biri istifa etme gereğinin neyi, acaba bir iç darbe mi? Ne bileyim ben öğreniriz, ayrıntılara bakarız. Bu da bir ilginç gelişme. Hadi yani, dönelim bakalım medyanın haline. Şimdi Semra. Aslında hepsi birbirini tamamlıyor. Az evvel demeye çalıştığım şey de oydu. Şimdi bir yandan bakıyorsunuz ölçünün kaçtığı bir zeminde seçime gidiyoruz. Şurada kalmış bir hafta, bir buçuk hafta. Diğer tarafta bugün Sezai Temelli hakkında soruşturma açıldı. Selahattin Demirtaş'la ilgili bir gelişme oldu. Mansur Yavaş'a çok acayip bir ithamda bulunuldu. Yani bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman önceki gün, daha doğrusu hafta sonu Hürriyet Gazetesi'nde çıkan haberi çok da yerine oturmuş görüyoruz. O fırtına da devam ediyor. Ben oradan başlayayım istiyorum. Önce bir Hürriyet görselde neydi? İzleyenlerimizi hatırlatalım. Herkes hatırlıyordur bu kanalı izleyenler ama şu görsel, Hürriyet'in görseli gelirse bu haberi Twitter'da paylaştılar. Şu var ya, gizli ittifakı itiraf etti diye Temelli'ye ait olmayan sözleri onun sözleriymiş gibi paylaşmalarından başlayan tartışma bu. Yani Ankara'yı ve İstanbul'u Kürtler yönetecek ya da işte HDP yönetecek minvalinde adamın söylemediği sözleri söyletmiş oldular. Peki Semra, kaç gün kaldı bu haber? 3 gün kaldı. Şimdi sevgili seyirciler, siz de bilirsiniz ki haber günün gelişmelerine güncellenir. Önem sırasına göre de ilk haber değişir. Sabahki haber akşamı bulmaz yani. Bu değişmeyen 3 gün aynı yerde birinci haber olarak kalan bir haberden söz ediyoruz. Özrü öyle. Kabahatinden beter. 3. gün özür dilediler güya, değil mi, kamuoyuna? HDP açıklama yapsın, Temelli açıklama yapsın dediler. Temelli de dedi ki Sezai Temelli. Yalan haberin neyini ben açıklayayım ki onu dedi. Siz oraya koydunuz, neyini açıklayayım ben, siz açıklama yapın diye. Neyse, bu Hürriyet'in o haberi Twitter'da paylaşıldıktan sonra beğeni sayısı ve retweet etme, yani paylaşım sayısına bakıyorsunuz 300'lerde 400 lirada kalmış. 3000'i aşkın eleştiri var orada. Hürriyet'e en güzel yanıtı okurlar vermiş. Sosyal medyada 3000'i aşkın eleştiride bulunulmuş orada. Yani beğenmemiş, paylaşmamış insanlar ama 3000'i aşkın eleştiride bulunmuş. Ne yapıyorsunuz siz diye. Bu çok kıymetli bir şey. Ve onun dışında da neden TT oldu ya, hani trend topic dediğimiz en çok konuşulan konu oldu Twitter'da. Ve bir Twitter adresi var. Neden TT oldu diye bir anket yapmış. O anketi de getirelim ekrana. Demişler ki soruda, yalan haber skandalının ardından Hürriyet'teki sevdiğiniz yazar ya da muhabirlerin istifa etmesini ister misiniz diye sormuşlar. 7000'den fazla kişi katılmış. %91'i evet demiş. Şimdi geleceğim yer vallahi çok... Valla soruyu yanlış sormuşlar. Sevdiğiniz yazar ya da muhabirlerin istifa etmesini ister miydiniz diye değil de Hürriyet'in künyesini toptan değiştirmesini, değişmesini ister tabii, miydiniz? Haklısınız, çok şey söylenebilir. Yani. Ben lafı bir yere getirmek istiyorum da Rahmi Bey, bilmediğiniz, muhtemelen gözünüzden kaçmış olan bir şeye getirmek istiyorum ben lafı. Şimdi bu paylaşımlar yapılırken o 3 gün boyunca Hürriyet'in bazı isimlerini, özellikle kamuoyunun güvendiği, sevdiği isimlerini şöyle yazdı Twitter kullanıcıları. Gazeteci simit sat, onurunla yaşa. Bunu yazdılar çoğunlukla. Bunlardan bir ismi söylemeyeceğim ama bir ismi söyleyeceğim. Çünkü bugün köşe yazısını Sedat Ergin'in getirelim lütfen. Köşe yazısının altında ilginç bir not var Sedat Ergin'in yazısında. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili değerlendirmeler yapıyor. Seçim sonucuna ilişkin seçimden sonra Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki o görüşmelerin bir farklı çerçevede ele alınması gerektiğini itidalli bir şekilde Sedat Ergin her zamanki gibi üslubuyla yanıtlıyor, analizini yapıyor ve yazısının sonunda biraz yavaş mı akmış ne? Yazısının evet. Sonu, yıllık iznimin bir bölümünü kullanmak üzere yazılarıma bir süre ara veriyorum. Sedat Ergin seçime kalmış bir buçuk hafta niye yıllık izine çıkar? Bir gazeteci yıllık izine çıkar mı bu kargaşada? Yazın çıkar, yani yaz saatini başlar. Sedat Ergin, aramıza hoş geldin.
Yani Sedat Ergin... O, bize bir konuk daha geliyor. İşte Sedat Ergin o gazetecilerden biriydi. Yoğun bir şekilde simit sat, onurunla yaşa, oradan ayrıl taarruzuna uğradı Sedat Ergin de. Bir süredir yazılarında yargıyla ilgili yazdı Sedat Ergin yazılarına devam ediyordu. Hani. Oradaki rahatsız bir sürü insan olduğunu ve o insanlardan biri olduğunu Sedat Ergin'in düşünüyordum ki bu yıllık izin bize evet gösteriyor ki Sedat Ergin başka bir yola sürece girmiş Hürriyet gazetesiyle. Muhtemelen Faruk Bildirici'ye dedikleri gibi yazma mı dediler, ne dedilerse yazısını mı koymak istemediler ya da sansüre mi uğradı bilmiyoruz. Onları da ilerleyen günlerde öğreniriz herhalde. Şimdi sorun şu. Demirören 1 milyar dolar para aldı Ziraat Bankası'ndan. Faizleri çok yüksek, dolar üzerinden aldı. Taksitlerini ödeyemiyor abi. Taksitlerini ödeyemediği için iki seçeneği var. Ya tam teslim olacak, yani Hürriyet'i bir yeni akit noktasına taşıyacak ya da batacak. İki yöntem önerler ona. Ya da Ziraat Bankası'nın bir medya grubu olacak. Yani iki şey önerler ona. Katar meselesi değil mi? Katar'da ne oldu? Geri döndü telekom. Yok öyle değil. Şöyle önerim birisi şu, iddiayı sana verelim. Ki oradan gelen nakit parayla Ziraat Bankası'na borcu öder. Onun için para. İddia meselesi. Tabii ki. Şimdi iddiayı alınca hemen şeyi bıraktı. Futbol Federasyonu. Bıraktı. Oradan gelen sıcak parayla doların faizini ödemeye çalışıyor ama bu sefer de gazetenin tirajları düştü. Gazetenin geliri onda bir kadar bir orana düştü. 65 bin, 70 bin arasında satar mı Hürriyet? Hürriyet bitti. Kanal D'ye bir kız getirdiler hatırlarsan. İsterik kahkahalar atıyordu. Haber başkanı. Evet. Ben haber başkanı. Hani dedi. İşte İstanbul alacağız, Bursa alacağız diye bir kahkaha atan bir kız var ya. Bu tür operasyonlarla iktidara tamamen teslim yolunu seçti. Zaten Erdoğan Demirören'in çok dik durduğunu, yani Allah rahmet eylesin onun babasıyla ilgili de yani böyle telefonda ağlayan bir insandı hatırlarsan. Geldi sizi geçti. Yüzdüm mesela. Konuşmayalım onu da, yani başbakanın karşısında telefonda ağlayan bir insan. Yani bu bir aile geleneği. Onun için şaşırmayın. Hürriyet daha çöküşün başında bence. Grup olarak çöküşün başında. İddia da bunları kurtarmayacak. Çünkü gazeteciliği bilen insanlar değil. Yani bilerek, isteyerek gazetecilik yapmıyorlar. Gazetecinin tanımını bilmiyorlar. Gazeteciliğin ilkelerini bilmiyorlar. Gazetenin ne anlama geldiğini de bilmiyorlar. Gazeteyi sadece bir korkutucu ya da işte demin gördüğün gibi insanlara çamur atıcı ya da insanları tehdit etmeye yarar bir manivele kolu gibi kullanıyorlar. Televizyonları öyle kullanıyorlar. Gazeteleri öyle kullanıyorlar. Bunları yani... Dizilerine bile gömmeye başladılar subliminal dedikleri meşhur sözleri, Rab mesajları. O mesajları bile dizilere gömmeye başladılar. Çöküştür bu. Yani halk bu kadar, yani halkı bu kadar aptal yerine koymasınlar. Bu kadar değil yani. Her önüne koyanı yer, her önüne koyanı içer. Yani böyle değil bu iş. Onun için Demirören grubuna üzülmemek lazım. Çünkü belliydi bu işin buraya geleceği. Demirören grubuna üzüldüğümüz yok. Hürriyete üzülüyoruz. Ya ben öbür taraftan bakıyorum. Sizin de ters taraftan bu bakıyorum. Bu Hürriyet'in logosunun altında bayrak ve Türkiye Türklerindir yazan Hürriyet'e üzülüyoruz. Basının amiral gemisi Hürriyet'e üzülüyoruz. Kayıya döndü. Ertuğrul Özkök üzülmüyor da Rahmi Ergin niye üzülüyor? Sen onlarda gördün mü bir şey? Ben Türk basını için üzülüyorum ve basın... Onlardan bir tek satır gördüm ana mü arkadaş? Ana akım medyanın yok olması çok kötü bir şey. Rahatsızız biz. Ya da ya ben bunca senelik kalem sahibi bir insanım. İşte bu kadar zamandan beri yazıyorum. Ülkeyi aydınlatıyorum. Ne yapıyorsa. Çok inanmıyorum kimseye aydınlattın ama. Bir cümle gördünüz mü ya? Bir cümle, bir satır, bir noktalama. Yani Ertuğrul Özkök'ün sahip çıkmadığı gazeteye, korktuğu, kaçtığı, vazgeçtiği gazeteye Rahmi Ergin mi sahip çıkacak? Yani samimi söylerim bunları sana Rahmi. Yani niye, nerede onlar abi? Nerede onlar? Karın gibi hepsi köşklerde, yıllarda İstanbul'da bu gazeteciler. İsim olarak söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Nerede bunlar? Bu rahatlık içinde niye rahatlığını biraz bozup, olmuyor arkadaş, Hürriyet'i kaybediyoruz. Bir ülke geleneğini kaybediyor. Medya amiral gemisini batırmak üzere. Bu iktidar bunu da berbat etti deme cesaretine sahip bir insan var mı?
Hangimiz uçağa bineceğiz yarışı içindeler daha ya. Hangimiz Erdoğan'ın uçağına daha çabuk bineriz yarışı içinde hala. Yani bu çok zor bir ikilem Rahmi. Bunu çözmek çok zor. Haklısın dediğinde ama yani her şey olacağına var. Her şey aslına döner. Üzülmek gereksiz. Bırak önce onlar mücadele versin. Bir de ortaya bir sonuç çıkıyor. Şimdi gençlerin konuda dün haberde yapmıştınız Rahmi Bey. Gençlerin haber takibiyle ilgili son değerlendirmede gazete okuma oranında o kadar büyük bir düşüş var çok ki. Çok büyük bir düşüş içinde. Var. O çizelgeye bakalım. Başlamışlar artık. 2008'de 72 düzeyindeymiş gazete okuyan genç oranı. 2018'de 10 sene sonra yani 15-29 arası oran %22'ye düşmüş. %22. İki görsel daha vardı arkadaşlar sabahtan. Haber takibi konusunda gazete okumuyorlar. Peki ne yapıyorlar? Sosyal medyaya giriyorlarmış. Sosyal medya kullanıcısı oranı %93'e çıkmış. Sosyal medyadan alıyorlar. Şimdi burada geçen hafta yine haber merkezimizin yaptığı bir haber vardı. Bir üniversitenin araştırması. Özellikle Facebook'ta, sosyal medyada %60 oranında yalan haber dolaşıyor. Bu tehlikeli bir şey. Ve şu var. Genç seçmen, yani ben sözlerimi öyle bağlayacağım, bir sonuç gördük. Gazete okunmuyor, güven duymuyor demek ki. Genç seçmen geçen seçimde AKP ile CHP'ye de oy vermemiş. MHP ile HDP'ye oy vermiş genç seçmen. 1 milyon genç seçmen vardı ya, şimdi yine 1 milyon genç seçmenden radikalleşiyorlar sizin diyor. Yani. Gençler de tehlikeli. Radikalleşiyorlar. Ve bilgiye dayanmayan bir radikalleşme ya da yanlış bilgiye dayanan. Çünkü sosyal medyaya çok güveniyorlar. Sosyal medyadaki haberlerin %60'ı hatalı diyeyim hadi. Yani iyi niyetle hatalı diye değerlendirelim. Dolayısıyla ya bilgi sahibi değiller ya sahip oldukları bilgi hatalı ve buradan yola çıkarak da bir fikir oluşturuyorlar, uçlara kayıyorlar bu çocuklar. Marjinalleşiyorlar. Evet, tehlikeli. İşte bu seçim ortamındaki gergin uslubun bir sonucu olarak da başka bir şey daha görebiliriz burada. Tehlikenin boyutu ilk kez oy kullanacak seçmenin nereye kayacağı da. Bir yandan da sanki ona mı çalışıyorlar diye insan düşünüyor yani. Bu kadar gerginleştirmenin de nedeni o radikalleri çekelim harareti midir, şehveti midir onu da bilmiyorum. Hadi Fatih, senin bir toparlamanı alalım sonra da toplayalım. Rabbi, bu seçim çok tehlikeli bir şekilde ülkeyi zehirlemeye başladı. Yani ülkeye bir yerel yönetici seçmek yerine sürekli herkese fırça atan, ayar çeken, tehdit eden bir... baskıcı bir siyasi anlayış ülkeye hakim oldu. Yani bir sanki ülkenin kader seçimi gibi bir havaya girildi. Bu telaşı anlamak mümkün değil. Belki AKP'yi yönetenler anlamında bu telaşı anlamak mümkün ama... Yani anlamak mümkün değil, kendileri öyle değerlendiriyorlar. Hayır, yani şu... Erdoğan'ın söylemi var. Eğer bu yerel seçimlerde yerel iktidarı kaybedersek... 16-17 yıldır kazandıklarımızın hepsini kaybederiz diye bir değerlendirmesi var kendi siyaseti açısından. Bu 16 yılın hesabı en az 5 yıl sürer bu hesabı görmek. Eğer hesap soracağız diye gelecek bir muhalefet varsa, öyle bir şey söyleni ben duymadım ama yani şu dönemi değerlendirecek, bu dönemde yapılan yanlışları, şu deminden beri konuştuğumuz şeyleri yargılayacak, yani halk adına, millet adına, doğrular adına, hakikat adına, hak adına, gerçek anlamda masaya koyacak bir muhalefet gelirse ki böyle bir korku var. Bence korku bu Rahmi. Başka bir şey değil. Bugün garanti versinler AKP bütün kadrolarına. Siz yargılanmayacaksınız. Size hesap sormayacağız. Bırakın gidin diye bırakıp giderler. Hiç korkun olmasın. Ama hala 3-5 tane deli, yani namuslu ama deli diyorum ben onlara. Aklı başında olan insan bugün bizim yaptıklarımızı yapmaz. Tamam mı? Hala biz bunun hesabını soracağız. Bu ülkeyi biz sokakta bulmadık. Biz çocuklarımızdan ve torunlarımızdan bu ülkeyi ödünç aldık. Dedelerimizden miras kalmadı diyorsa işte bunun hesabından bir korku var. Yoksa seçim falan önemli değil. Eğer ki güç yitirirlerse, eğer ki bitmeye doğru giderlerse sonra ne yapacaklar? Nerede hesap verecekler? Hakkın divanında mı hesap verecekler? Halkın divanında mı hesap verecekler? Ya da ikisine birden hesap verecekler. Bu sorunun yanıtı insanları çok korkutuyor abi. Her iki divanda da hesap insanı en korkutan şey. Yani yerel seçimlerde bir başarısızlık sonrasında katlama etkisiyle en yakın bir genel seçimde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidarı tamamen kaybetmelerini yol açar endişesi var AKP ve MHP kanadında. MHP'de nasıl kaygılar vardır bilmiyorum da.
AKP'de böyle bir kaygı olduğu görünüyor. O panikle bu kadar saldırgan bir seçim atmosferi yaratıldı ve öyle bir strateji izleniyor maalesef. Evet, sağ salimen seçimlere ulaşmayı diliyorum. Sevgili seyirciler, yarın saat 16'da tekrar karşınızda olmayı diliyoruz aynı zamanda. Esen kalın.